Merhaba arkadaşlar. Geziye Gotha'nın merkezindeki tepede zirvede olan Ernster Fromme heykelinin önünden başlıyoruz. Hadi bakalım. Buralar zamanında Napolyon Bonaparte tarafından Almanya işgal edildiğinde bu şatoların bir tanesini karargah olarak kullanıyordu. Birçok yerinde buranın, şu anki kalenin yerin altında ve üstünde birçok yerinde şatolara giriş sığınakları var. Tahliye tünelleri var. Şimdi onun bir tanesini size göstereyim. Şimdi Almanya'nın her şehrinde, irili ufaklı küçüklü şehirlerinin hepsinde park mevcut. Gördüğünüz gibi devasa ağaçlar. Sol tarafta hemen evler. Bu evlerin bitiminden sonra hemen devasa boyutlu parklar başlar. Bu parkların içerisinde göl var. Kiminde hayvanat bahçesi şeklinde düzenlenmiş hayvanlar var. Mevsim sonbahar, kış geldi gelecek, eli kulağında. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Gotha şehri burası, merak edenler için. Thüringiye eyaletine bağlı Gotha. Hemen şu önümüzdeki yeşillik. Yeşil ağaç. İsmini bilmiyorum. Makinelerde de belediye görevlileri çalışıyorlar. Artık ne gibi bir işlem yapıyor bilmiyorum. Köpeğini gezdiren Almanlar. Bahsetmiş olduğum tünellerin bir tanesi bu. Şöyle sizlere göstereyim. Gotha şehrindeyiz dedim. Altta Gotha diye de yazıyor zaten şurada. Tünel yani. Bu tünellerden Napolyon'un karargahına. Yanaşıp baktığımızda içerisi görünmüyor tabii ki. Yine burada bir tarihi yapı. Artık neyi temsil ediyorsa. Evet, o belediyenin görevlileri yerler ki bu ağaç yapraklarını toplamakla meşgul. Geniş devasa parklar demiştim. Yürüyüş yapan insanlar. Hafif bayırlı bir şekilde verilmiş yol. Yukarıda kilise. Yemyeşil doğa. Ve ağaçların tepeleri yok arkadaşlar burada. Ağaçların tepelerini kesiyorlar. Dikeni uzamasın. Ağaçlar enlemesine, yanına, sağına, soluna doğru uzasın diyerekten.
Bu şekilde bir uygulamalar da var.